Merhaba arkadaşlar, bugün hücresel solunumdan bahsedeceğiz. Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi besinlerden karşılıyoruz hepimiz. Hücresel solunum nedir? Glikoz gibi organik moleküllerin enzimler yardımıyla parçalanarak ATP üretilmesi olayına diyoruz. Peki sadece glikozu mu kullanıyoruz enerji verici olarak? Hayır, yağ, protein gibi yani yağ asidi, gliserol gibi amino asitler gibi organik molekülleri de kullanabiliyoruz enerji verici olarak. Hatırlıyorsanız en fazla enerji veren molekülümüz hangisiydi? Yağlardı, sonra proteinlerdi, sonra karbonhidratlardı. Ancak biz enerji sıralaması olarak yani ilk olarak enerjiye ihtiyacımız durumunda kimleri kullanıyorduk? Karbonhidratları, daha sonra yağları, en son olarak ise proteinleri kullanıyorduk. Genel olarak glikozları kullandığımızdan bahsedebiliriz yaygın olarak. Glikoz molekülünün hücresel solunumla parçalanmasıyla her basamanda farklı bir enzimin görev yaptığı bir dizi tepkime sonucunda kademeli olarak gerçekleşecek ve bu süreçte açığa çıkan enerjinin bir kısmı ATP sentezinde kullanılırken büyük bir kısmı da ısı olarak hücreye yayılacak ve hücreler metabolik aktiviteleri için gerekli olan enerjiyi bu şekilde ATP molekülünden sağlamış olacaklar. Peki glikozun kademeli olarak parçalanması ne işe yarıyor? ATP üretimini daha iyi bir şekilde kullanılabilir hale getiriyor. Ve glikozun parçalanması bir anda gerçekleşse de eğer ATP miktarı azalıp açığa çıkan ısı miktarı da artacaktı. Bu durumda hücrelerin ölümüne sebep olacaktı. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olmak üzere 3 grupta inceleyeceğiz. Hücresel solunumu, fermantasyon nedir? Organik besinlerin oksijen kullanmaksızın kısmen yıkıldığı katabolik sürece fermantasyon diyoruz. Oksijenli solunum nedir? Katabolik yol yani parçalama olayından bahsediyoruz. Organik moleküllerin oksijen varlığında parçalanmasını oksijenli solunum diyoruz. Ve prokaryot ve eukaryot yapıdaki organizmaların çoğu ihtiyaç duyduğu ATP'yi oksijenli solunum ile karşılayacaklar. Oksijensiz solunum nedir? Bazı prokaryotlar oksijen kullanmadan enerji üretimini sağlayan benzer bir süreçte ATP üretimini gerçekleştirecekler. Mesela oksijenli solunumda son elektron tutucu oksijendir diyeceğiz ve çok fazla miktarda enerji üretiminden bahsedeceğiz. Oksijensiz solunumda ise son elektron yakalayıcımız oksijen dışındaki inorganik bir molekül olacak. İlk olarak oksijenli solunumdan bahsedelim. Oksijenli solunumda organik molekülleri oksijen varlığında karbondioksit ve suya parçalanıp ATP elde edilmesi olayına diyoruz dedik. Tabii burada glikozumuz var, burada oksijenimiz var. Karbondioksit ve su açığa çıkmış. Yaklaşık 30-32 ATP ve ısı açığa çıktığını görüyoruz. Burada karbondioksitin kaynağı buradaki besinin olduğunu, suyun kaynağının da buradaki oksijenden geldiğini söyleyebiliriz. Oksijenli solunum prokaryot canlılarda sitoplazmada başlayacak ve hücrelerin iç yüzeyinde tamamlanacak diyebiliriz. Ökaryot hücrelerde ise sitoplazmada başlayıp mitokondride tamamlanacak. Zaten prokaryot canlılarda organel olmadığından dolayı yani zarlı organel olmadığından dolayı mitokondri organeli bulunmuyordu. Bu yüzden de prokaryot canlılarda mitokondri olmadığı için hücrelerin iç yüzeyinde tamamlanacaktı. Mitokondrinin yapısına baktığımızda dışta düz bir zar olduğunu görüyoruz. İçte ise kıvrımlı bir zar olduğunu görüyoruz. İki zar arasında zarlar arası boşluklarımız bulunuyor. İç zarın oluşturduğu kıvrımlı yapıya kristal adını veriyorduk. İçerisindeki sıvıya matris sıvısı adını veriyorduk. Hatta bu kristalın böyle girintili çıkıntılı olması daha fazla miktarda ATP üretiminin gerçekleşmesine sebep oluyordu. Bu matris sıvısının içerisinde yani sıvının içerisinde mitokondrinin içerisinde kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu bulunuyordu. Bunu da unutmayalım. Ara öğünlerden kopan hidrojenler NAD, FAD, koenzimleri ile yakalanarak ETS elektron taşıma sistemine taşınacak. ATP üretimi nasıl gerçekleşecek? Tutacak düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile gerçekleşecek. Son ürün olarak karbondioksit, su ve ATP oluşumunu gerçekleştireceğiz. Karbondioksitin yapısında glikozdan karbon ve hidrojen, oksijen atomları gelecek. Suyun yapısında ise glikozdan hidrojen ve atmosferden ise oksijen atomlarının katıldığını söyleyeceğiz. Şimdi oksijenli solunumun aşamaları var, evreleri var. Hangi evreler bunlar? Glikoliz evresi, privikasit oksidasyonu, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi. Glikoliz evresi sitoplazmada gerçekleşecek. Hangi düzeyde ATP üretimi gerçekleşir diye sorarsak, substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üreteceğiz. Privikasit oksidasyonu mitokondrinin matris sıvısında gerçekleşecek. Burada ATP üretimi meydana gelmeyecek.
Krebs döngüsü mitokondrinin yine matrik sıvısında gerçekleşecek. Burada da substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilecek. Elektron taşıma sistemi yani ETS mitokondrinin kristallarında gerçekleşecek ve burada oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimi olduğunu söyleyeceğiz. Bunlara dikkat edelim. Asıl aslında şu kısmı çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor ve hangi düzeyde ATP üretimi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Oksijenli solunumun genel şemasına baktığımızda glikoliz evresini gerçekleştireceğiz. Glikoliz evresinde NAD'ın indirgenmesini gerçekleştireceğiz. Yani NAD'dan NADH oluşturacağız. Daha sonra burada glikoliz evresinde hem ATP'nin üretildiğini hem tüketildiğini söyleyeceğiz. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretildiğini söyleyeceğiz. Ve glikozun parçalanarak glikoz 6 karbonluydu. 3 karbonlu 2 tane pirivat elde ettiğimizi söyleyeceğiz. Daha sonra pirivik asit oksidasyonu. Burada da asetil koenzim A'yı oluşturacağım. Asetil koenzim A'nın varlığı ortamda karbondioksit oksijen olduğunun kanıtıdır. Buna dikkat edelim. Pirivik asit oksidasyonu da yine natları indirgeyerek nataş oluşturacağız. Ve karbondioksit açığa çıkaracağız aynı şekilde. Krebs döngüsünde ATP üretimi olmadığını söyleyebiliriz pirivik asitte. Krebs döngüsünde ne yapacağız? Karşımıza bu sefer pataşlar çıkacak, patlar çıkacak. Yine NAD ve patların indirgenmesini gerçekleştireceğiz. NADH ve pataş elde edeceğiz. Yine substrat üzerinde fosforilasyon ile ATP üreteceğiz ve burada yine karbondioksit çıkışını da gözlemleyebileceğiz. Elektron taşıma sistemi ETS'de ise bunların tam terslerini, yani artık NADH'ları ve pataşları da hidrojenleri koparacağız. Yani ne yapacağız? NADH ve FADH'ları yükselteceğiz. NAD ve FAD'ları elde edeceğiz. Oksidatif fosforilasyon ile ATP oluşturduğumuzu da söyleyebiliriz. Kısaca bahsettik. Şimdi glikoliz evresinden başlayalım. Glikoliz evresinde hangi olayları gerçekleştiriyorum? Bir kere glikoliz olayı 3 karbonlu. Glikoliz ne demek? Glikozun pirivik asite kadar parçalanması olayına glikoliz olayı diyoruz. Ve glikoliz olayı oksijenli, oksijensiz solunum, fermantasyon da ortak bir şekilde gerçekleşecek. Bu yüzden glikoliz olayı tüm canlılarda ortaktır diyebiliriz. Glikoliz olayında hem enerji harcayacağız hem de üreteceğiz, hem de sentezleyeceğiz diyeceğiz. Buna dikkat edin. Mesela soruda hem ATP'nin üretildiği hem de harcandığı evre hangisidir diye sorarsa glikoliz evresidir diyebiliriz. Şu kısma enerjinin harcandığı evre diyeceğiz. Bu enerjiyi niçin harcıyoruz? Glikozun aktifleştirebilmesi için, aktivasyonunu gerçekleştirebilmek için harcıyoruz. Daha sonra ise burada bu basamakları tabii ki de bilmenize gerek yok. Burada NAD'lar mı oluşuyor? İşte ATP üretiliyor mu, tüketiliyor mu? Ne elde ediyorum? Bunları bilmeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir şey bilmenize gerek yok. Enerjinin geri ödendiği evrede ise substrat üzerinde fosforilasyon ile 4 ATP üreteceğiz. Burada 2 tane tüketmiştik. 4 ATP ürettim. Net olarak 2 ATP oluşturmuş olacağım. Ama sıralama tarzı bir soru sorarsa size glikoliz olayında 4 molekül ATP üretildiğini söyleyebiliriz. Bakın burada NAD'ların indirgenmesini gerçekleştiriyorum. NAD'lardan NADH2 elde ediyorum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve glikoliz tepkimeleri sonucunda 2 molekül pirivat oluşumu ile sonlandırmış oluyoruz. Oksijene gerek duyulmuyor. Zaten ne dedik? Hem oksijenli hem oksijensiz solunumda fermentasyon da ortak olarak gerçekleşiyor dedik. Karbondioksit kullanılmıyor ve oluşmuyor diyebiliriz. Oluşan pirivat ve NADH'lar mitokondrinin matrik sıvısına geçiş gerçekleştirecekler. Daha sonra pirivik asit oksidasyonuna baktığımızda pirivik asitin mitokondrinin iç darında bulunan özel taşıyıcı proteinler yardımıyla matrik sıvısına geçişini gerçekleştirdim. Her pirivattan bir tane bir molekül karbondioksit açığa çıkaracağım ve yine NAD'ları indirgeyerek NADH'ları elde edeceğim. Koenzim A'nın tepkimeye girmesiyle asetil koenzim A molekülünü oluşturacağım. Bir molekül glikozdan iki pirivat molekül oluştuğu için bu evrede de iki karbondioksit, iki NADH ve iki asetil koenzim A molekülünü üretmiş olacağım. Bakın buna tekrar söyleyelim. Pirivatın asetil koenzim A'ya dönüşümü ortamda oksijen olduğunu gösterir. Bu oksijenin kanıtıdır diyebilirsiniz. Bu tarz bir soru gelebilir karşınıza. Aşağıdakilerden hangisi ortamda oksijen olduğunun kanıtıdır? Asetil koenzim, pirivatın asetil koenzim A'ya oluşumu veya asetil koenzimin varlığı oluşması diyebilirsiniz. Buna dikkat edin. Asetil koenzim A'nın oluşmasıyla Krebs döngüsü başlayacak diyebiliriz. Krebs döngüsüne baktığımızda 4 karbonlu oksaloasetik asitin şurada 2 karbonlu asetil koenzim A ile birleşmesiyle başlıyor bu döngümüz.
İki farklı basamakta karbondioksit çıkışını gözlemleyebiliriz. Şimdi ben 6 karbonlu kararsız bir bileşik oluşturdum. Bu kararsız sarı bileşim sitrik asit. Bu sitrik asit döngüsü, Krebs döngüsü denmesinin sebebi zaten buradaki oksalastik asit, asetik koenzima bileşip sitrik asit oluşturmasından dolayı. Ve buradaki sitrik asitlerden karbondioksitleri koparacağım. Bunları koparmasıyla işte 6 karbonlu, 5 karbonlu, 4 karbonlu, 4 karbon ve tekrardan 4 karbonlu oksalastik asit oluşturmam gerekiyor ki asetil koenzim A ile birleşip sitrik asiti tekrar oluşturup bu döngü sürekli olarak devam etsin. Adı üstünde bakın döngüden bahsediyoruz. Burada hangi düzeyde ATP üretimini gerçekleştireceğim? Yine substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üreteceğim ve ara ürünlerden kopardığım hidrojen ve elektronlar NAD ve FAD'ları yakalanarak, bunlar tarafından yakalanarak yine NADH ve FAD ışıkları oluşturacaklar. Yani NAD ve FAD'ın indirgendiğini söyleyeceğim yine. Ve sürekli olarak bu döngümüz devam edecek. Buralarda ne oluşacak diye sorarsak, 2 molekül asetilik koenzim A ile başlayan Krebs döngüsü tepkimelerinde 4 tane karbondioksit, 2 tane ATP, 2 tane FAD ışıkı, 6 tane NADH ışıkı ve oluştuğunu söyleyebilirim. Glikoliz ve Krebs döngüsü tepkimelerinde substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi ve NAD'ların indirgenerek NADH oluşması ikisinde de ortaktır diyeceğiz. FAD koenziminin indirgenmesi ve karbondioksit çıkışı Krebs döngüsünde varken glikoliz evresinde görülmez diyebilirim. Elektron taşıma sistemine baktığımızda burada ihtiyaç duyduğumuz enerjinin çoğunu oksidatif fosforilasyon ile elektron taşıma sisteminden karşılayacağım. Oksidatif fosforilasyon nerede gerçekleşecek? Kristallarda gerçekleşecek ve ne dedik? Kıvrımlar yüzey alanını genişletiyor ve böylelikle de daha hızlı oksijenle sunum tepkimelerini gerçekleştirmiş oluyorum. Burada kimler görev alacak? Enzimler görev alacak. ETS elemanları görev alacak. ATP sentez enzimi bulunacak burada. Bunlar görev alacak. Elektron taşıma sisteminde 4 özel protein grubu görev alacak ve bu protein grupları elektron isteğini az olandan çok olana doğru sıralanmış bir şekilde gerçekleştirecekler. Oksijen molekülü son elektron alıcısı olarak görev yapacak. Yani ne dedik? Elektron isteği az olandan çok olana doğru. Elektron negatiflik azdan çoğa doğru sıralanacak. Oksijen de en sonda yakalayacak. Yani çok fazla miktarda elektrona ihtiyaç duyduğundan dolayı çok fazla miktarda oksijen yakalanmasını gerçekleştirecekler. Burada içlere gömülü olarak bulunan ATP sentez ADP molekülüne inorganik fosfat ekleyerek ATP sentezini gerçekleştirecek. Mitokondriki oksidatif fosforilasyon kemozmatik hipoteze doğru gerçekleşecek. Yani hipotez mekanizması ile gerçekleşecek. Peki bu olay nasıl gerçekleşecek? Glikoliz, pirvik asit oksidasyonu ve Krebs döngüsü sırasında sentezlenmiş olan NADH ve FADH molekülleri mitokondrinin iç zarındaki elektron taşıma sistemine gelecek. Bunların gelmesiyle birlikte sırasıyla NAD ve FAD moleküllerine yükselgenmesi gerçekleşecek. Bakın arkadaşlar biz glikolizde, pirvik asit oksidasyonunda ve Krebs döngüsünde NAD'ların ne yaptık? İndirgenmesini gerçekleştirdik. Yani NADH elde ettim. Krebs döngüsünde FAD'ların indirgenmesini gerçekleştirerek NADH elde ettim. Ve artık ben ne yapacağım? Bunların yükseltgenmesini gerçekleştireceğim. Ve sürekli olarak bunun koenzimlere ihtiyaç duyduğumdan dolayı bu olayı gerçekleştirmem gerekiyor. NAD ve FAD molekülleri ne? Yükseltgenmelerini gerçekleştirecekler dedik. NADH'ın elektronları bir numaralı şuradaki 1 numaralı, 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı olarak söyleyelim. Bunlar taşıyıcı proteinler olduğunu söyleyelim. 1 numaralı kompleks ile FAD-H2'nin elektronları ise 2 numaralı kompleks elektron taşıma sistemine aktarılacak. Bu yüzden zaten NADH'tan FAD-H2, NADH'lardan FAD-H'lara göre daha fazla miktarda enerji üretimini gerçekleştiriyoruz. Mesela NADH'lardan 3 tane enerji üretimini gerçekleştiriyorken FAD-H'lardan ise 1,5 tane enerji üretimini gerçekleştireceğiz. Yükseltgenme işlemi sırasında açığa çıkan elektronlar ETS sistemine, elektron taşıma sistemine, protonlar ise nereye gidecek? Matrix sıvısına bırakılacaklar. Bunlara dikkat edelim. Elektronlar yükseltgenme, indirgenme reaksiyonları ile elektron isteği en fazla olan molekül olan oksijeni aktarımını gerçekleştirecekler. Bu aktarım sırasında elektronların enerjisi kademeler olarak azalacak. Yani bakın buradaki enerjinin bir kısmı ısıya dönüşürken bir kısmı da protonların matriks sıvısından mitokondrinin iç ve dış
arasındaki boşluğa pompalanacak ve bu pompalamada elektron taşıma sisteminde yer alan ETS proteinleri, elektron taşıyıcı proteinlerden bazıları görev yapacak. Böylece zarlar arası bölgede ne olacak? Proton derişimi, matristeki proton derişiminden daha yüksek hale gelmiş olacak. Bakın, burası dış zar ile iç zar arası, mitokondrinin iç zarı burası, mitokondrinin iç sıvısı burası matris, tamam mı? Burası matris sıvısı, burası da kristal ile matris arasında olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne yapacağız? Bakın, burada mitokondrinin iç sıvısında matriste bunları nereye gönderdik? Dış zar ile iç zar arasındaki sıvıya gönderdik. O zaman buradaki zarlar arası bölgedeki proton derişimi matristeki proton derişiminden yüksek hale gelmiş oldu. Buna dikkat edin. Bu cümleler karşınıza çıkacak. O yüzden birkaç kere söylüyorum. Proton birikiminden dolayı zarlar arası bölge matrise göre daha pozitif olacak ve pH değeri de daha düşük olmuş olacak. Ve protonlar derişimlerin yüksek olduğu zarlar arası bölgeden buradan kendi başlarına geçişlerini gerçekleştiremiyorlardı. Neye bağlanıyorlardı? ATP sentaz enzimine bağlanarak geçişlerini gerçekleştiriyorlardı. Böylelikle buradaki hidrojenler ATP sentaz ile birlikte matrix sıvısına aktarılırken ADP'ye bir tane fosfat yani inorganik fosfat eklenerek ATP sentezini gerçekleştiriyorlar ve bu sırada da protonların yani hidrojenlerin oksijenle birleşmesi sonucunda da su oluşumu gerçekleşecek. Burada dikkat etmeniz gereken şey matristen zarlar arası bölgeye geçti hidrojenler. Buradan da taşlardan ve fataşlardan kopan hidrojenler buraya geçti. Daha sonra ise geri dönemediler. Zarlar arası bölgede proton derişimi fazla olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye doğru ATP sentezle geçişlerini gerçekleştirmiş oldular. Ve böylelikle kemoozmatik modele göre organik moleküllerden bir çift elektronun ataş aracılığıyla ETS'ye gönderilmesi durumunda 2,5 ATP üretilirken elektronların fataşik bir aracılığıyla ETS'ye gönderilmesi durumunda 1,5 ATP üretilebilir. Bu sayılar çok önemli değil. Bazı durumlarda daha fazla üretilebilir, daha fazla miktarda ATP üretimi gerçekleşebilir. Bazen daha az gerçekleşebilir. Ama Nataşların fataşlardan daha fazla miktarda ATP üretildiğini söyleyebiliriz. Burada 28 ATP oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilebilir. Hücrenin ATP kazancı 32 ATP olur. Oksijenli solunumlu ETS'de oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi ve su oluşumu gerçekleşir diyebiliriz. Sayılara çok takılmayın, çok önemli değil. Besinlerin oksijenli solunuma katılma yolları önemli. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şekil üzerinden anlatalım arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlar hangi basamakta katılıyor? Proteinler hangi basamaklara katılıyor? Yağlar hangi basamaklara katılıyor? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Glikozu nasıl şekilde alabiliriz? Polisakkarit şekilde alabiliriz. Disakkarit şekilde alabiliriz. Glikoz şeklinde de alabiliriz. Glikoz şeklinde çok az miktarda alabiliyoruz. Polisakkarit şeklinde aldığımız karbonhidratlar yani glikozlar sindirim sonucu glikoza dönüştüreceğiz. Yani polisakkaritler neydi polisakkaritler hatırlıyorsanız? Nişasta, glikojen, selüloz, kitindi değil mi? O zaman ben bunları sindirim sonucunda glikoza dönüşümünü gerçekleştireceğim. Disakkaritlerin sindirimi sonucu oluşturduğum glikoz, fruktoz, galaktoz oluşuyordu hatırlıyorsak. Fruktoz ve galaktoz nasıl bir yapıya sahipti? İzomer bir yapıya sahipti. Glikoz, glikoliz ile başlayan süreçlerle oksijenli solunuma bu şekilde katılmış olacaklar. Hangi basamaklarda katılıyor? Burası glikoliz evresiydi. Glikoliz evresinin şurasında glikozun katıldığını söyleyebiliriz. Daha sonra yağlara bakalım. Yağlar gliserol ve yağ asitleri şeklinde parçalanmalarını gerçekleştiriyorlardı. Gliseroldehit 3 fosfata dönüşerek glikoliz tepkimelerine katılacak. Yani şurada fosfogliseroldehit şeklinde de söyleyebilirsiniz veya gliseroldehit 3 fosfata dönüşerek diyebilirsiniz. Yağ asitleri ise nerede katılıyor bakın? 2 karbonlu asetil koenzim A moleküllerine dönüşerek katılmasını gerçekleştiriyor. Asetil koenzim A molekülleri Krebs döngüsüne giriyorlardı ve oksijenli solunuma bu şekilde katılıyorlardı. Nataş ve fataş moleküllerinin üretimini gerçekleştireceğiz burada Krebs döngüsünde ve bunlardan da ATP sentezinde kullanılacaklar. Yağları hatırlıyorsanız en fazla enerji verici olarak kullanıyoruz.
yoktuk demiştik. Ve burada çok fazla miktarda, karbonhidratlara göre çok fazla miktarda NADH ve FADH2 molekülünün üretildiğini söyleyebiliriz. Ve böylelikle de bu moleküller ETS'ye taşınımıyla daha fazla miktarda ATP ve su üretimini gerçekleştirebilecekler. Proteinlerin hidrolizleri sonucunda kim oluşuyor? Amino asitler oluşuyorlardı ve bu amino asitler 20 çeşitti hatırlıyorsak. 20 çeşit amino asit farklı basamaklardan oksijenli solunuma katılabiliyorlardı. Yani amino asitler 2 karbonlu amino asitler olabilir, 3 karbonlu amino asitler olabilir, 4 karbonlu amino asitler olabilir. Bu şekilde katılmalarını gerçekleştirecekler. Pirivat kaç karbonluydu? 3 karbonluydu. O zaman burada katılmalarını gerçekleştirip pirivat oluşumunda katılabilecekler. Asit koenzima 2 karbonluydu, burada katılabilecekler. Krebs döngüsünde oksalasitik asit 4 karbonluydu, asitik koenzima 2 karbonluydu, sitrik asit 6 karbonluydu. Burada da katılmalarını gerçekleştirebilecekler. Yani amino asit molekülleri tepkime amonyak moleküllerine ayrılabilecekler. Bunu da unutmayalım. Amino asitlerin yapısında azot bulunuyordu. Bu yüzden de amonyak şeklinde çıkış gerçekleşecek burada. Karbonhidratlar ve yağlar solunum tepkimelerinde kullanıldığında karbondioksit ve su oluşacak. Burada ekstra olarak amonyak oluşumundan da bahsedebiliriz. Bu tepkimelerimize dikkat edin. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler nerede katılıyor tepkimelere? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Oksijensiz solunuma bakalım. Şimdi de bazı bakterilerin hücre solunumunda ETS'de son elektron tutucu molekül olarak oksijen yerine kükürt, demir ve sülfat gibi maddeleri kullanarak ATP sentezlenmesi olayına oksijensiz solunum diyorum. Oksijenli ve oksijensiz solunumda ETS kullanılırken fermentasyon tepkimelerinde ETS kullanılmaz. Buna dikkat edin. Sorular geliyor yine ETS şurada kullanılır, burada kullanılır şeklinde. Fermentasyon ve oksijensiz solunum tepkimelerinde oksijen kullanılmazken oksijenli solunum tepkimelerinde ise tabii ki de oksijen kullanılır. Burada da yine aynı şekilde glikoliz evresi var. Oksijensiz solunumda glikoliz, Krebs ve ETS basamakları yine burada da gerçekleşecek. Burada kısaca inceleyelim. Glikoliz evresinde yine aynı şekilde olayı gerçekleştiriyorum. İki tane pirivik asit elde ediyorum. 3 karbonlu. Yani oksijensiz solunumda da substrat üzerinde fosforilasyon ile oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimini gerçekleştireceğim. Öncelikle NAD ve FAD'ların indirgenmesini gerçekleştireceğim. Sonra elektron taşıma sisteminde bunların yükseltgenmesini gerçekleştireceğim. Burada kükürtü, nitratı, sülfatı, demir gibi moleküllerin elektronegatifliği oksijene göre daha düşük bir yapıya sahip. Bu nedenle bunlar zaten elektronegatifliğe göre dizilmiş oluyorlar elektron taşıma sisteminde. Bunların elektronegatifliği daha düşük olduğu için oksijenli solunum tepkimelerine göre daha az ATP üretildiğini söyleyebiliriz. Fermentasyon neydi? Glikoliz sonucu oluşan pirivik asitin oksijen kullanmadan laktik asit veya etil alkol gibi organik moleküllerin yıkılmasına fermantasyon adını veriyorduk. Bakın hatırlıyorsanız oksijenli solunumda karbondioksit ve suya kadar yani inorganik maddelere kadar en küçük birimine kadar parçalandığından dolayı çok fazla miktarda ATP üretirken buralarda laktik asit, etil alkol gibi daha büyük parçalara ayrılıyorlar. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşecek. Organik moleküller tamamen parçalanamadığı için enerji verimi oksijenli solunuma göre daha düşüktür diyeceğiz. Etil alkol ve enerjinin büyük bir kısmı etil alkol ve laktik asit gibi son ürünlerin kimyasal bağlarında gizli olarak kalacak. Ve sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretimini gerçekleştireceğim. ETS kullanmayacağım. Ara ürünlerden ayrılan hidrojen atomları NAD koenzimi tarafından yakalanacak yine. Fermentasyonda substrat olarak glikoz kullanılırken amino asit ve yağ asitini kullanmayacağım. Onları oksijenli solunumda kullanacağım. Bunun nedeni nedir peki? Amino asit ve yağ asitlerinin aktivasyon enerjisinin glikoza göre çok fazla miktarda yüksek olmasıdır diyebiliriz. Son ürünlerine göre aktarılmasını gerçekleştireceğiz. Primattan sonra farklı ürünler kullanılması farklı moleküller oluşacak. Etil alkol fermentasyonuna bakalım şimdi. Glikozun parçalanması sonucunda etil alkol, karbondioksit ve ATP'nin üretildiği tepkimeler etil alkol diyoruz. Kimlerde gerçekleşiyor etil alkol fermentasyonu? Bazı bakterilerde
maya hücrelerinde bira mayasında, bitki tohumları, oksijensiz ortamda etil alkol fermantasyonu ile ATP üretimini gerçekleştirebilecekler. Hatta ekmek hamurunun mayalanması, şarap üretimi yine bu yöntemle gerçekleşir diyebiliriz. Burada yine aynı şekilde bakın bu evre zaten glikolizeriz tüm canlılarda ortaktı. Burada da yine ortak bir şekilde 3 karbonlu 2 tane pivot elde edeceğim. Ve daha sonra şurada karbondioksit çıkışı meydana gelecek. Bakın ATP üretimi sadece şu basamağa kadar meydana gelecek. Buradan sonra ATP üretimi yok. Yani etil alkol fermantasyonu oluşurken ben ATP üretimini gerçekleştirmiyorum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Karbondioksit çıkışı meydana geldiğinde burada asetaldehit meydana getirdim. Asetaldehit oluşturdum. Burada bakın ne yapıyordum? Natları indirgeyerek nataş oluşturuyordum. Ve burada etil alkol fermantasyonu etil alkol oluştururken nataşların yükseltgenmesini gerçekleştirerek nat oluşumunu gerçekleştirmiş oldum. Ve burada etil alkolü bu şekilde meydana getirmiş oldum. Yine aynı basamakları görebiliriz. Glikolize evresi meydana gelmiş burada. Daha sonra burada asetaldehit, oradan da etil alkol oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada hatta bu asetaldehitten etil alkol oluşumu sırasında ben tekrardan nataşları natlara dönüştürüyorum ya, bu da glikolizin sürekli olmasını sağlayan bir evredir diyebiliriz. Laktik asit fermantasyonuna baktığımızda glikozun parçalanması sonucu laktik asit ve ATP'nin üretildiği tepkimelere diyorum. Burada karbondioksit oluşmaz. Zaten etil alkol ve laktik asitin farkı olarak bu da karşınıza sürekli olarak çıkabilir. Karbondioksit oluşumu etil alkolde varken laktik asitte yoktur diyeceğiz. Kimlerde, nerede gerçekleşir laktik asit fermantasyonu? Bazı bakterilerde gerçekleşebilir. Süt endüstrisinde peynir ve yoğurt yapımı için kullanılabilir. Ayrıca bizim çizgili kas hücrelerimizde de oksijenin yetersiz kaldığı durumlarda gerçekleşiyor ve yorgunluğa sebep olabiliyordu. Dinlenme durumunda laktik asit ne yapıyordu? Yükseltgenerek tekrardan pivota dönüşebiliyordu ve oksijenli solunum tepkimelerinde kullanılabiliyordu veya kaslardan kana geçerek karaciğere taşınıyordu ve karaciğerce önce glikoza dönüşüyordu ve daha sonra da glikojen olarak depolanması gerçekleşebiliyordu. Burada da laktik asit fermantasyonunu görebiliriz yine. Aynı şekilde aynı evreleri gerçekleştirdim. Glikolizde ATP ürettim. Natlardan nataş oluşturdum. Ve tekrardan laktik asit oluştururken nataşlardan nat oluşumunu gerçekleştirmiş oldum. Laktik asitte son elektron alıcında pivot olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Notlarımıza bakalım. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu pivot oluşumundan sonraki basamaklarda ATP üretimi ya da tüketimi olmaz. Zaten söyledik. Yine dikkat edelim. Temel amacı neydi? Yine nataşları yükseltgeyerek nat koenziminin serbest kalmasını sağlamaktı. Bu da ne yapıyordu? Glikolizin sürekli olmasını sağlıyordu. Buna dikkat edelim. Etil alkol fermantasyonunda indirgenen son molekülü asetaldehitti. Laktik asitte ise pirovattır diyebiliriz. Ortak özelliklerine bakalım etil alkol ve laktik asitin. Ökaryot ve prokaryot hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşir. Substrat üzerinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Nat koenzimi görev alır. Isı çıkışı olur. Egzergonik reaksiyonlardır yani. Hücrenin pH'ini düşürür. Enzimatik reaksiyonlardır. Glikoliz evresinden sonra ATP üretimi ve tüketimi olmaz. Nat önce indirgenir, sonra yükseltgenir. Organik yapıda son ürünler oluşur. Yani etil alkol ve laktik asit gibi. Farklarına bakalım. Etil alkol maya mantarlarında, bazı bakterilerde bitki tohumlarında görülürken laktik asit yoğurt bakterilerinde yeterli oksijen olmadığı durumlarda çizgili kas hücrelerinde, olgun alveolar hücrelerinde de gerçekleşebilir diyebiliriz. Etil alkol de son ürün etil alkol, laktik asit de son ürün laktik asit de. Son ürün 2 karbonlu, son ürün 3 karbonludur diyebiliriz. Son ürünleri organik yani etil alkol ve inorganik karbondioksittir. Son ürünleri organiktir diyebilirim. Etil alkolde karbondioksit oluşur, oluşmaz laktik asitte. Kapalı ortamda gaz basıncını artırır etil alkol fermantasyonu çünkü karbondioksit oluşumunu meydana getirdim. Laktik asitte böyle bir şey yok. Etil alkolde asetaldehit oluştum, laktik asitte oluşturmadım. Sonra hidrojen alıcısı, elektron alıcısı etil alkolde asetaldehitken laktik asitte ise pirovattır diyebilirim. Fermantasyon ve oksijenli solunumun ortak özelliklerine baktığımızda ikisinde de substrat üzerinde fosforilasyon ile ATP üretiyorum. Glikoliz evresi gerçekleştiriyoruz. Enzimler görev yapıyor, ısı açığa çıkıyor. Laktik asit fermantasyonu hariç karbondioksit açığa çıkartıyorum. Yani etil alkolde ve oksijenli solunumda karbondioksit açığa çıkarıyorum. Hücre pH'ini düşürür diyebilirim.
Natko enzimini hem indirgenir hem yükseltgenir. Organik maddelerden hidrojen koparılır. Katabolizma yani yıkım olayıdır. Canlının biyokütlesini azaltır diyebilirim. Fermentasyon ve oksijenli solunum arasındaki farklara baktığımızda bu kimlerde gerçekleşiyordu zaten söyledik. Canlıların çoğunda gerçekleşiyor oksijenli solunum. Fermentasyonda oksijen kullanılmaz, oksijen kullanılır. ETS görev yapmaz, buna dikkat edin. Fermentasyonda görev yapmazken oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda ETS görev yapıyordu. Fermentasyonun tamamı sitoplazmada gerçekleşirken oksijenli solunum sitoplazma ve mitokondride gerçekleşiyordu. Tabii ki bakteriler hariç diyebiliriz. Bakterilerde mitokondri yoktu sonuçta. Sadece substrat üzerinde fosforilasyon ile ATP üretiyorum. Oksijenli solunumda hem substrat hem de oksit fosforilasyon ile ATP üretiyorum. Glikoz, etil alkol ve laktik asit gibi organik bileşiklere parçalanıyor. Fermentasyonda ve etil alkolde karbondioksit çıkışı meydana geliyor. Oksijenli solunumda ise glikoz, su ve karbondioksit gibi inorganiklere kadar parçalanması gerçekleşiyor. Fermentasyonda san hidrojen alıştırsa organikken yani etil alkol ve laktik asitken etil alkol ve laktik asit organik bileşiktir, dikkat edelim. Oksijenli solunumda ise son hidrojen alıcısı oksijendir diyeceğiz. Fermentasyonda enerji verimi düşükken oksijenli solunumda daha yüksektir. Fermentasyonda sadece NAT koenzimi görev alırken oksijenli solunumda hem NAT hem de FAT koenzimleri görev alır diyebiliriz. Konumuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili sorularınızı çözmeyi unutmayın.